Alkışı duymadım. Eyvallah, eyvallah. Şimdi duydum. Efendim, Mavi Karadeniz TV ekranları karşısında bizlere kulak veren bütün dostlara, bütün Mavi Karadeniz TV izleyenlerine sepetler dolusu selamlar gönderiyoruz efendim. Gününüz böyle bereketli, huzurlu geçer inşallah. Hayırlı günler dileyerekten programımıza başlıyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok hayır göresin, çok hayır göresin. O alkışlayan ellerin dert görmez inşallah. Evet, çayımız da geldi. Muhabbete başlayacağız. Gündemi konuşacağız. Fıkraları anlatacağız. Tabii sizler de programa iştirak edebilirsiniz. Programa iştirak etmek için ne yapacaklar Sinan? 0216 645 06. Ben bu numarayı niye ezberleyemedim ya? 640-05-66. Şu anda burada. Logonun altından da geçiyor telefon numarası. 0216-640-05-66. Bu numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz efendim. Haricinde ben telefondan arayamam. Çok utangaçım, konuşamam. Efendim, kan şekerim yükselir, heyecanlanırım diyen olursa da bize Facebook ortamından da yazabilir. Artık herkesin fesi var. Yani o, yani şu anda fessüz kimse yok gibime geliyor yani. Herkesin fesi var. Onun için bize bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi güzel bir türküyle bir programa başlayalım. Ardından da sohbet, muhabbete başlayacak efendim. Güzel bir türkü gelsin bakalım. Nükhet, yolla. Derin dur yarım, yarım baş tarafı derin dur yarım, yarım. Çaylıkları yemyeşil aman aman, tepeleri serin dur yarım, yarım tepeleri serin dur yarım, yarım. Gurbet elde dardayım aman aman, işler bozuk zordayım yarım. Yarım işler bozuk, zordayım yarım, yarım. Bekle Fadime, bekle aman aman, çay zamanı oradayım yarım. Yarım çay zamanı oradayım yarım, yarım. Baş meşeden görünür aman aman, Karadeniz kıyıları yarım, yarım Karadeniz kıyıları yarım, yarım. Bekledik birbirine aman aman, haftaları ayları yarım, yarım haftaları ayları yarım, yarım. Gurbet elde dardayım aman aman, işler bozuk zordayım yarım, yarım işler bozuk zordayım yarım, yarım. Bekle Fadime bekle aman aman, çay zamanı oradayım yarım, yarım çay zamanı oradayım yarım, yarım. Thank you.
yaratan Allah bir nur, aman aman. İçimdeki mera uyarım, yarım içimdeki mera uyarım, yarım. Hürbet elde dardayım, aman aman. İşler bozuk zordayım, yarım, yarım. İşler bozuk zordayım, yarım, yarım. Bekle Fadime bekle, aman aman. Çay zamanı oradayım, yarım, yarım. Çay zamanı oradayım, yarım, yarım. Sıkıntılı bir türkülan başladın. Yani böyle al gittin bizim memleket taraflarına. Sıkıntılı bir türkülan başladın ama neyse. Şimdi temel mahkemede hacim Soraya Hacı, kimle evlisin? Temel dedi bizim karılan. Hakim sinirlendi. La herhalde karılan evlisin. Sen hiç erkekle evli olanı gördün mü? Temel dedi gördüm. Kimdir? Bizim karı. Uğraştırmayacaksın onu. Temel şimdi bir araba çaldı. Tabii mahkemede bir savunma, ağlama, sızlama. Hakim dedi ki kurban olayım. Dur, yanlış fıkrayı anlatıyorum. Nükhet gülme. Yani yanlış fıkra anlatıyorum. Toparlayacak, herhalde toparlayacak. Temel şimdi bankaya söymüş. Tabii geçmiş şeye, mahkemeye, hakim sonra ya bu yemin billah yalancı şahit şudur budur. Hakim en son açıklama yaptı. Efendim sanığın beraatine karar verilmiştir. Temel döndü dedi, şimdi hacim bey, o paraların hepsi benim mi oldu? Oldu. Sabahın ilk saatlerinde fıkra anlatmak kadar zor bir şey yoktur. Alo. Tamam, ikiye bas şimdi. Alo. Kimle görüştüm? Ben Muzaffer Asma. Muzaffer Bey, Karabük'ten mi? Hayır. Peki, yer altından mı konuşuyorsun? Sesin net gelmeyi. Gitti mi? Düştü mü? Geçmiş olsun ya. Düştü mü Nükhet? Karabük'ten. Eyvallah. Vallahi düştüğü zaman yapacak hiçbir şey yok. Evet, fıkralara başlayacağız ama Nükhet, bak aslında bu tutukluğumun biraz daha sebebi de sensin. Yani hareketli bir türkülan başlayalım dedim. Sen tam slowlan girdin. Hareketli hazır mı? Gönder bakayım bir tane hareketli bakayım. Nasıl, ne kadar hareketlidir? Şimdi. Çalayım kemençeyi, fırın etsin geçleri. Karadeniz kızları, gelinli çiçekleri. Çalayım kemençeyi, fırın etsin geçleri. Tençanımı veririm, arayıp da soruna. Şenledelim yaylayı, herkes kesin fırına. Bureleri ellere, yapalım cümlelere. Bir daha alkış edelim, horona girenlere. Bureleri ellere, yapalım cümlelere. Alkış edelim horona girenlere. Şimdi gel.
canım yarım, o da girsin orana. Bu canım kurban olsun sözlerinde durana. Haniye benim yarım, o da girsin horana. Oy benim sevdiceğim, sana ne diyeceğim. Dünyaların güzeli emaranda çiçeğim. Elleri ellere, yabancı çimellere, bir daha alkış edelim horona girellere. Bu elleri ellere, yabancı çimellere, bir daha alkış edelim horona girellere. Kaçıracağım seni numaraya babana. Şiveli oynaysın zaten hastayım sana. Yemin ederim beni sen de hastasın bana. Öpür elleri ellere, yabancı çimellere, bir daha alkış edelim korona girellere. Öpür elleri ellere, yabancı çimellere, bir daha alkış edelim korona girellere. Şimdi Nükhet yorulduk ha. Baya horon ettik. Alo. Alo. Televizyonun sesini kıs. Kıstım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ali Emice ne haber? Sağ ol, Allah razı olsun. Seni sormalı. Sizde ne var diyor? İyi sağ olasın. Nereden arayasın bizi? İstanbul Sultanbeyliği'nden arıyorum. Sultanbeyliği'nden ne yapıyorsun orada? Fırın, ekmek yapıyorum. Hiçbir böyle rekabet ortamına bir sene yapmak çalışıyorum Sayın Hanım. Onca'dan bir tane ekmek yapaydın tamam. Şimdi bir sürü yapmak zorundasın. Ooo, sene geldi. Abla sene geldi ne arttırsın? Çok. Eyvallah. Kaç senedir fırıncısın? 35 sene oldu. 35 senedir ha bu milleti doyuramadın değil mi? Ya bizden öncekiler de doyuramamış ya. Bizden öncekiler de doyuramadı diyorsun. Yok. Eyvallah, neredensin? Vallahi şu anda ekmek pişiriyorum. Aldım fıkralarla seni karşıma seyretmeye doyamıyoruz. Allah yardımcısı olsun eylesin. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Yalnız Abdurrahman efendim sana bir şeyler söyleyeceğim. Buyur dinliyorum seni. Akşam milli maçı seyrettik. Evet, ben de seyrettim. Seyrettik ama bu Trabzon'a koladan sessiz. Golü attığı zaman sevinçten sıdada sığmıyordu. Akşam ne gibi hiç göremedim onu. He. akşam onlar sağdaydı ama kafalar başka yerde. Evet, bir şey daha söyleyeceğim sana. Karadispor'u yendi de mi sıdada sevinçten sığmaydı? Acaba akşam sıdattan çıktıkları zaman nereye gittiler?
Nereye? Vallahi bir şey diyeyim mi sana? Onlar senin kadar benim kadar üzülmeyiler. Bak bir şey ben söyleyeceğim. Akşama 0 gelir salı. Akşama 0 gelir salı. Türkiye'de sevişler sabah kadar şey horon oynarlar. Bilmem ne ederler. Ama milli maçasına geldi mi? Koşuyorlar akşam o futbolcular gösteriyorlar. Dedim bak nasıl oynanır? Aynen öyle. Çekler gösterdi ya, onu. Bir yıl sana 20 milyon para vereceksin. Bir sürü futbolcuları biriktireceksin. Ondan sonra milli maçlarına rezillikleri oynayacaksın. Ben çok ayıp ediyorlar. Bu kadar 70 milyon onları izliyor. Ben utandım onlardan akşam ya. Aynen. Bütün millet utandı. Ali abi çok teşekkür ediyorum. Milli maçla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Kendine çok... Aslan abi seni yanaklarından öpüyorum. Çok orada teşekkür ederim. Orada ekibine bıçak dolusu selamlar ediyorum. Başım üstüne. Aslan sağ olasın. Aslanımızın devamını diliyorum. Bu kaynarda da bizi güldürüyorsun. Saygılar, hürmetler diliyorum size. Allah razı olsun. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Evet. Ali abi tam aburaya kadar dolmuş. Aburaya kadar dolmuş. Hırtlağa kadar dolmuş derler ya. Aynen öyle. Ve dün akşam hakikaten çok rezil bir maçtı. Sinan baktın mı maça da? Yani Türkiye'de futbol adına çok konuşanlar, haklarında çok konuşulanlar dün akşam maalesef sahada falan değildiler. Yani doğru düzgün top oynamıyorlar. Yani bilmiyorum. Abdullah Hoca'ya da acıyorum. Abdullah Avcı'ya da acıyorum. Hakikaten acıyorum ona. Yani ortalığı ayağa kaldırdılar. İşte Selçuk'u niye oynatmayorsun? Selçuk'u oynatmayorsun. Oynattığını. Ne oldu? Takımda bir bütünlük yok. Bir ruh yok. Takım bu olayı yürekten oynamıyor. Dünya Kupası'na giden milli takım bu işi onur meselesi yapmıştı. Yürek meselesi yapmıştı. Şimdikilerde öyle bir yürek ve onur mevzusu maalesef ki maalesef yok. Yani olsa böyle oynamazlar. Yani biraz ne bileyim ya biraz hani önceden milli takım yenilirdi. Derdik ki yahu işte bizim milli takımın gücü nedir ki bunlara kafa tutacak. Ama şimdi öyle değil ki. Bu takım dünya üçüncüsü olmuş. Avrupa kupalarında terör estirmiş bir takım bizim takım. Yani ne bileyim arkadaş ya. Maçtan çıkar da İstinye Park'ta 5 tane karılan oturursan bu iş olmaz tabii. Olmaz yani adam biraz fesini önüne koyacak. Yazık günah yani sana umut bağlayan, efendim senden beklentisi olan bu ülke vatandaşlarına yani... Bu şekilde bir tabloyla çıkmak ne bileyim ya insanın biraz yüreğini sızlatması lazım diye düşünüyorum. Çok da fazla da girmek istemiyorum bu mevzuya. Evet benim çok değerli arkadaşım Ömer. Ömer de dedi ki anam şu anda kesin seni izliyordur. Ona bir selam yollar mısın? Yollarım. Sabire halama buradan selamlar gönderiyorum. Ömer de inşallah geçen buraya idiler. Ömer'e bir karı bulamadık onda. Arayırık ama. Arayırık en son şeyler var. Nedir? Yarışma programları var ya. En son oraya çıkacak yani. Oraya doğru ciddi bu iş. Bakalım. Ömer'im buradan selamlar gönderiyorum sana. Onur demiş ki Onur Kavak. Bolu'dan Onur Kavak demiş. Selam Apo abi iyi yayınlar. Selçuk Balcı'dan bir türkü isteyirim demiş. İsteyenin bir yüzü vermeyenin İki yüzü. Yapacak hiçbir şey yok. Selamun aleyküm. Abdurrahman hayırlı sabahlar. Eyvallah. İyi yayınlar abi nasılsın? Sağ ol. Sabah sabah bu kanalı izleyince moralim düzeliyor ama bir şarkı istiyorum. O da tamam. Slow parça olsun Salih Yılmaz'dan Yaylan'ın çimeni. Onu olsa sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Fıkra da bilmiyorum. Affet beni demiş. Eyvallah. Leyla Hanım yazdı yolladı bize. Yollarım şeyi nedir onun adı? Yaylanın çimenine yadıda uyuyamadım. Öyleydi değil mi o türkü? Şarkıyı unuttuk lan Nüket.
Bu arada bir duyuru yapayım size. Program içerisinde birkaç daha duyurusunu da yapacağım. Elimde davetiyesi de var efendim. Böyle ekranda tutayım onu. Göreyim misin onu? Birinci Hamsi ve Horon Festivali. Ümraniye Rizeliler Birliği'nin güzel bir organizasyonu var. Bu pazar günü yani 10 Şubat saat 12 ile 17 arasında Ümraniye Yeni Meydan'da. Ümraniye Meydanı'nda bedava hamsi. Uç buçuk ton mine hamsi var oraya. Yani hamsi ve horon festivali var. Ücretsizdir. Bütün hemşerilerimiz, bütün Karadeniz hemşerilerimiz oraya bekliyoruz. Oradaki gündüz programı ben sunacağım. Hamsi festivalini. Ve Şükrü Güler, Zeki Uçkan orada sanatçı olarak sahne alacak. Ve birçok değerli dostumuz orada olacak. Televizyondan canlı yayınlanacak. Ümraniye Yeni Meydan'da birinci Hamsi ve Horon Festivali, Ümraniye Rizeliler Birliği'nin düzenlemiş olduğu bir organizasyon bu. Çok değerli başkan, benim de çok değerli arkadaşım, ağabeyim Necmettin Birinci, Ümraniye Rizeliler Birliği'nin başındaki Necmettin Birinci ve ekibi güzel bir organizasyon düzenlemişler ve pazar günü Allah nasip kısmet ederse oradayız. Yani bu hafta cumartesi, cuma, cumartesi, pazar her gün bir yerlerdeyiz. Cuma günü akşamı Çavuşbaşı'nda İsmail Türüt'le birlikte olacağım. Bütün dostları da bekliyoruz. Ailenizden beraber gelebilirsiniz. Cuma günü Çavuşbaşı Kasrı'ndayız. İsmail Türüt'le beraber. Cumartesi Tuzla Kültür Merkezi'nde Tuzla'dan Anadolu'ya programında bu hafta Ağrılı hemşerilerimizi ağırlayacağız. Ve pazar günü de Allah nasip kısmet ederse Hamsi ve Horon Festivali'nde sizle beraber olacağız. Yani cuma günü Çavuşbaşı Kasrı'nda, cumartesi Tuzla'da, Tuzla Kültür Merkezi'nde, sosyal tesislerde, pazar günü Ümraniye Yeni Meydan'da. Bütün dostlara da bunları duyurmuş olalım. Evet, ne diyeyim? Klip reklam. O klip hazırladınız mı Nüket? O şey vardı ya, yaylanın çimenine nasıldı? Türkü nasıldı Nüket? Yaylanın çimenine oturdum iki saat, aldı benim bir merak, ne tutum var ne kağıt. Gelsin bakalım. Yaylanın çimenine oturdum iki saat, aldı beni bir merak, ne tutum var ne kağıt. Ne oldu sana aklım, niye daldın derine, koyamazsın kimseyi sevduğunun yerine. Koyamazsın kimseyi sevduğunun yerine. Sabah rüzgarı yağmur ile karışık, benim dertli gözlerim ıslanmaya alışık. Ah duman kara duman, ağlarsın her avumdan, götür sevduğum yare tutsana kollarımdan. Götür sevduğum yare tutsana kollarımdan. Thank you.
Yaşasam iki mader dumpuar sen de olmazsan. Ben de gülmek isterdim ey gözlerim dolmazsan. Beddua edeceğim puar suyun kurusun. Söyle sana bu aşık hangi yoldan yürüsün. Söyle sana bu aşık hangi yoldan yürüsün. Karşıya çimelerun ne da güzel suyu var. Derdumden türkü derum eller bilur huyu var. Yaylanın çimenine yattım uyuyamadım. Yar senden başkasını gönlüme koyamadım. Yar senden başkasını gönlüme koyamadım. Merhaba sevgili izleyenler, bedava saatiyle sizlerle birlikteyiz. Evet, yanlış duymadınız, bedava saatiyle şu anda Mavi Karadeniz ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Sizlere şimdi tanıtacağımız ürünümüz ücretsiz, bedava olacak. Kesinlikle ilk arayan 10 kişiye 50 kişiye değil, arayan herkese, ben arayın dediğim andan itibaren hattı düşürebilen herkese ücretsiz olarak göndereceğimiz bitkisel bir ürünümüz var. Ürün nedir, ne işe yarar? Neden bedava? Bunları kısaca söylüyorum. Sonra da numarayı anons etmemle birlikte bedava kampanyamız başlıyor. Şimdi ürünümüzün ismi Duman Son. Tamamen bitkisel ve sigarayı bıraktırıyor. 3 ila en fazla 4 günde sigarayı bıraktıran mükemmel bir ürün. Peki neden bedava Duman Son? Neden bedava? Bunu merak eden izleyicilerimiz var. Sizden bir ricamız olacak. Bakın bu bir koşul değil, şart değil. Biz sosyal sorumluluk projesi ve ürünümüzü tanıtmak amacıyla ürünümüze de çok güvendiğimiz için ürünümüzü bedava gönderiyoruz. Ben inanıyorum ki %99.9 bu ürün size sigarayı bıraktıracak. Peki bize faydası ne olacak? Siz şimdi bu dakikalarda bunu aldınız, bedava kullandınız, sigarayı bıraktınız. Çevrenizde en az 3-4 kişiye ben Duman Son'la sigarayı bıraktım diye küçük bir reklam yapmanızı istiyorum sevgili izleyenler. Tek istediğim şey sizden bu. Bakın yalan söyleyin demiyorum. Bize yardımcı olun da demiyorum. Bizim ürünümüzü alın, kullanın. Sigarayı bırakırsanız eğer çevrenizde en az 3-5 kişiye haber verin. Ve biz %100 bıraktıracağına inandığımız için bu ürünü şimdi bedava gönderiyoruz. Hazırsak ben numarayı anons ettiğim andan itibaren bedava kampanyası başlayacak ve hatta şöyle yapalım, çağrı atanları da bu kampanyaya dahil edelim. Evet, çağrı atıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. Kampanya için geri sayım başladı. Numarayı söylüyorum ve kampanyamız başlıyor. 0216 222 24 14 0216 222 24 14 telefon numaramız ekranın altında da şu anda. Numarayı görüyorsunuz sevgili izleyenler. Bu numarayı düşürebilen tüm Mavi Karadeniz izleyenleri bu kampanyadan faydalanacaklar. Kullanımı son derece kolay. Bakın Duman Son'u nasıl kullanacağınızı göstereyim ben sizlere. Kapağını açıyorsunuz. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi tamamen bitki tozlarından oluşan bitkisel bir karışım var. Bu bitkisel karışımı çay kaşığının ucuyla, çay kaşığının 5'te 1'i hatta 6'da 1'i oranında dilinizin üstüne atıyorsunuz. 10-15 saniye ağzınıza gezdirdikten sonra çıkartıyorsunuz. Yutmanıza gerek yok. Solunum yolları sayesinde bu beyne ulaşıyor. Beyinde sigara isteyen, nikotin isteyen bölgeyi derhal etkisiz hale getirip sigarayı unutturuyor ve sigarayı bıraktırıyor. Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız, ben sigaranın zararlarının farkındayım. Ben sigaraya cebimden haraç aldığını farkındayım. Çoluğuma çocuğuma zarar verdiğimi farkındayım diyorsanız hiç durmayın, bizi arayın, biz size sigarayı bıraktıracağız. Evet. 0216 222 24 14 0216 222 24 14'ü çaldırın kapatın, biz sizi arayalım diyoruz. Ama ben sigaradan memnunum kardeşim, hasta olacaksam da ben olurum, akciğer kanseri olursam ben öleceğim, bacağım kesilirse ben büyük bir zevk alacağım, doktora testereyi biraz daha sert vurmasını söyleyeceğim, gırtlağım delirse, gırtlak kanseri olursam göbek atacağım, çoluğum çocuğum bana bakıp özenip sigaraya başlarsa keyiften
dört köşe olacağım. Dünyanın en mutlu annesi babası ben olacağım. Çocuğumun zehirlenmesine çok büyük bir keyifle, sevinçle karşılık vereceğim diyorsanız bizi zaten aramayın. Biz size hiçbir şey yapamayız. Ama ben sigarayı bırakmak istiyorum ve bırakamıyorum diyorsanız hodri meydan. Ben size bedava gönderiyorum. Siz de sigarayı bırakmayı göze alıyor musunuz? Ben bedava göndermeyi göze alıyorum. Eğer siz de sigarayı bırakmayı şu kadar, bir gram, bir parça istiyorsanız bize çağrı atmanız yeterli. 0216 222 24 14. Bakın ben şimdi tanıtımı bitiriyorum. 3 dakika daha ekstra süre veriyorum. 3 dakika içerisinde hattımızı arayan, hattımıza çağrı atan herkese ücretsiz. 0216 222 24 14. 0216 222 24 14. Ekran altındaki numarayı çaldırın, kapatın. 69 liralık sigarayı bıraktıran ürün bedava gelecek ve bu ürüne siz sadece kargo parası ödeyeceksiniz. Bizden alıp size getiren kargocu küçük bir kargo bedeli alacak. Onun dışında hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. 2 dakikamız daha var kampanyamızda. Ben hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Evet, reklamların ardından devam ediyoruz efendim. Temel Kırtasiye'ye gitmiş, demiş ki ben bir tane roman istiyorum. Hani böyle entelektüeller ellerinde kitapla falan geziyor ya, bizim Temel de kıstavlayacak. Onun için Kırtasiye'ye girmiş, demiş ki ben bir tane roman istiyorum. Kırtasiye sormuş, efendim ağır mı olsun hafif mi olsun roman? Bizimki de dedi ki önemli değil, arabam dışarıda, ağır da olabilir. Ay 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 ay. Devam ediyoruz efendim, devam ediyoruz. Biraz türkülerle devam edelim, biraz türkü dinleyelim. Ardından telefon bağlantıları ve fıkralarla devam edeceğiz efendim. Bu arada Temel şimdi Amerika'da iş adamı, zengin, paradan yana sıkıntı yok. Amerika'da Cezi bir pet shop'a girmiş. Pet shop'a girmiş, orada çok güzel bir tane papağan var. Papağana yanaşmış, konuşmaya başlamışlar. Papağan bir hazır cevap, bir konuşuyor, aklın imanın durur. Döndü sahibine, dükkanın sahibine, dedi ki ben bunu istiyorum. Dükkan sahibi de dedi ki efendim o papağan satılık değil, o benim kendi papağanım. Olmaz dedi, parası neyse veririm efendim, kusura bakmayın para mevzu değil ama yani satmıyoruz onu falan. Ben bunu istiyorum. $1,000 ise $1,000, $10,000 ise $10,000, ne kadarsa ben bunu istiyorum. Dükkan sahibi baktı ki bundan kurtuluş yok, dedi beyefendi ben bunu satmıyorum ama dedi eğer isterseniz dedi bu papağanın 4 tane yumurtası var, ben onu size satabilirim. Tamam demiş, ver. Almış 4 tane yumurtayı, güzel paket ambalaj, gelmiş Trabzon'a. Aradan geçmiş bir 2 ay ve tabi yumurtalar çat 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 kırılmaya başlamış. Birinden efendim serçe, birinden karga, birinden efendim muhabbet kuşu, birinden civciv çıktı. Temel anladı ki dolandırıldım. Ama o hızla gitti tekrar Avrupa'ya, şeydi Amerika'ya. Aynı pet shop'a girdi, içeri girince papağan gülmeye başladı. Ağan çeyriz geldi, Allah'ın safi. Papağan diye ya. Bizim Temel böyle sinirlen geldi papağanın yanına. Doğru dedi. Benim çeyriz ve saf olduğumu dedi bir tek sen biliyorsun. Ama senin fahişi olduğunu bütün Trabzon biliyor. dört yumurtadan da dört farklı şey çıktı kurban olayım. Yapacak bir şey yok. Evet, güzel bir tane türkü dinleyelim. Ardından tekrar devam edecek. Haydi bakalım.
Hülya Polat'tan güzel bir çalışma geldi. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Kimden görüştüm? Ben Selçuk, Bursa'dan. Selçuk, Bursa'dan. Selçuk Bey, ne yapıyorsun Bursa'da? Valla ne yapayım, çalışıyorum Abdullah'ım ya. Nerede çalışıyorsun? İsim vermek serbest miydi? Ne diye? Ya firmanın ismini mi? Aynen. Ya ne iş yapıyorsun? Firmadan değil. Ya ne iş yapıyorsun? Güvenlik işi yapıyorum. Güvenlik. Güvenlik? He. Tamam. Neredensin? Trabzonof. Of'tan mı? Trabzonof'un tam içinde. Of'un tam içinden. He. O merkezden. Merkezde sayılmaz. Bölümlüden. Ha, Bölümlü'den. Bölümlü'den. Eski sizin odan. Tamam, Bölümlü. Bilirim orayı. Eyvallah. O bölümlü şeyde değil miydi? O Taşana yolunda. Aynen, Taşana'ya köşte o zaman fabrikadan yukarı vuruyorsun. Vuruyorsun orada bölüm. Oran merkez mi dola? Ya merkezde sayılmaz ama merkeze de yakındır sonuçta. 20 dakika iniyorsun oraya. Aynen öyle, aynen öyle. Ben bir saate de gidersin oraya. Arabanın hızına bağlı. Bir saati bağlı. Trabzon merkezi 20 dakikası da orası. 20 dakika, tamamdır. Selçuk var mı bizden isteyen? Senden bir isteğim var. Selçuk Bazı'dan istiyorum ben. Deniz üstünde Fener. Şu anda beni dinlemekte olan Biricik Aşkın gelsin. Makbule'ye gelsin. Kime gelsin? Biricik Aşkın Makbule'ye gelsin. Makbule. Evet. O ne, Beşiktaşlı mıydı? Beşiktaşlı değil de Trabzonspor yapacağım öyle. Orası kesin. Aynen değilsin. Uğraşacak ama yapılacak. Yapacak bir şey yok. Yani. Eyvallah. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere Selçuk. Sağ olasın. Eyvallah. Sağ olasın. Değil Beşiktaşlıdır ama yapacağı konu değil Trabzonsporlu. Allah'ım yarabbim. Sevgili Abdurrahman, İbrahim Can'dan gidemiyorum yaylaya. Lütfen eşim Necla ve Silivri'deki kızım Çiğdem'e gelsin. Selamlar Ali İhsan Aksoy, emekli öğretmen Zonguldak. Eyvallah hocam. Öğretmenlerin İstekleri başımız üstünde. Nüket, hocamın isteğini not aldın değil mi? Abdurrahman abi, ben İstanbul Sarıyer'den Emirhan Durkaya. Programını zevkle seyrederim. Sizden Ali Kedik'ten Şehit Ahmet türküsünü isterim. Saygılarımı sunarım. Eyvallah Emirhan. Çok iyi göresin. Çok sağ olasın. Da şimdi iki tane türkü istediler bizden. Bunlardan bir tanesi neydi? Deniz üstünde Fener, bir de şey var. Buradan yok. İbrahim Can'dan. O var mı bizde şeyde, gidemiyorum yaylaya?
Gidemiyorum yaylaya. Bir bak bakalım gidemiyorum yaylaya var mı bizde? Alo. Alo. Alo, günaydın. Günaydın, kimle görüştüm? Mübarek topraklardan Ohri Dursun. Mübarek topraklar, aa Dursun ha, Rize'de misin sen? Onlara bağlı olduğu başkentteyim. Ya dedim yani eğer şeyse, mübarek topraksa Rize'desindir. Nasılsın abi, iyi misin? Teşekkür ediyorum abi, sağ ol, sen nasılsın? Teşekkürler, bir teşekkür etmek için aradım ben de, bu bizim Ankara'daki işte sigortadan haber geldi. Ha. Adamı kontrole çağırıyorlar, sigort konunu bakacaklar. Bu gelişmeyi seninle paylaşayım diye aradım. Eyvallah, kasko ödüyor parayı o zaman. İşte adamın üstüne son bir tetikler yapacaklar, ondan sonra herhalde ödemeyi yapacaklar. Dursun abi, bak evet. Burada 10 gün bir tatile geldin. Sen seni vuracaklar, ondan geçtim, beni de götürme yanında. Ankara'ya daha dönmeyeceğim. Bir de şöyle bir problem var abla. Bu arkadaş Almanya'dan bir iPhone 5 geldi. Nasıl? Adamı kızdırdılar. Adam inadına iPhone 5'i açtırıp da kullanmıyor. Böyle bir şey olamaz ya. iPhone 5 mi var? Efendim? iPhone 5'i mi var? Şimdi bunu Almanya'dan bir iPhone 5 geldi. Evet. Bu Ankara, Kartal'a, Osmanlı'na iPhone 5 kullanır. Evet. Şimdi o inat etti. iPhone 5'i normalde pasaporta işlenip kullanması lazım. İnat etti. Pasaporta işlenip o iPhone 5'i de kullanmıyor. iPhone 5'i de kullanmıyor. Osman Alemdar. Osman Bey. Ya Osman Bey mütevazi bir adam. Yani şimdi iPhone telefonla normal sıradan telefonlarla konuşmak istemiyor herhalde. Aynen. Diyor ki siz benim kalitemde değilsiniz. Aynen. İnadesi telefonu açtırmıyor. Hakikaten öyle. Yani bir telefona vereceksin 2500 lira, 3000 lira para, 30 liralık telefonu arayacaksın. Yani telefona yazık. Aynen öyle. Eyvallah. Ankara'daki dostların hepsine selam yolluyorum. Yarın İstanbul'a geliyorsunuz. İnşallah ya, bizi ya bana bak. Ya bir Hamsi Festivali de oraya, her şey bedava değil mi? Bir şey yok oraya. Hamsi Festivali, beleşe Hamsi var. Gelir misin pazar gününe? Of ya, kaçılır mı? Nasıl? Ofli beleşi duydu ya. Telefon hatlar karıştı birbirine. Dursun abi. Alo. Dursun abi gitti mi? Eyvallah. Dursun Çafoğlu. Dursun abi şu anda Adapazarı'nda, hafta sonunda beraberdik. Rize'deydik. Oradan Of'a geçtik. Ya biz de geçtik ama Of'u gezemedik. Çünkü pazartesi günü çok yoğun bir koşturmaca vardı. Ben hastane işlerim vardı. Orada görüşmeler vardı. Akşam saatinde anca gidebildik Of'a. Dursun abiye de selamlar gönderiyorum. Adapazarı'ndaki bütün dostlara, Ankara'daki bütün dostlara hepsine selamlar gönderirim. Ankara'yı durmadan karıştırıyor. Yani bu Ankaralılar onu yakalarsa, gerçi yakaladılar onu, ne yaptılar bilmiyorum ama beni yakalarsalar herhalde Schrödinger hava yolları. Nasıl? Eyvallah. Buradan da Sinan da Bahri klip reklam diye. Emrah selam vermiş. Eyvallah. Aleyküm selam. Tekrar da hatırlatayım. Belki ekranlarını yeni açmış olan dostlar olur. Efendim pazar günü Hamsi ve Horon Festivali var. Ümraniye Meydan'da saat 1'de başlayacak. Burada 12'de yazayım ama 1'de başlayacak ve saat 5'e kadar Hamsi ve Horon Festivali, Ümraniye Rizeliler Birliği'nin düzenlemiş olduğu güzel bir organizasyon. Hamsiler beleş, 3-4 don hamsi var orada. Yani oturu hamsi yiyecek pazar günü. Yani tabiri caizse Ümraniye pazar günü hamsiden böyle bir lezzetli kokacak. Yani hamsi kokusu herhalde bir 15 gün Ümraniye'nin üstünde kalır. Hamsi kokusu kadar bereketli bir koku. Ey gidi kurban olayım, siz oynamaya mı aleyhisiniz hani? Efendim güzel bir tane türkü. Ne dinleyecek yok Nüket? İbrahimcan gidemiyorum yaylaya. Burası yayla yolu. Tamam işte yani gidemiyorum yaylaya. Burası yayla yolu. Yani yaylanın hep yol mevzusu yani. Efendim güzel bir İbrahimcan türküsü.
güzel bir İbrahim Can türküsü, ardından devam et çok. Haydi bakalım. Sevgili izleyenler, mükemmel ve ilginç bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Evet, Mavi Karadeniz ekranlarında birbirinden güzel kampanyalar gerçekleşiyoruz ama bu bölümdeki gerçekten çok ilginç, inanılması güç bir cihazdan sizlere bahsedeceğiz. Bakın, teknoloji nelere kadirdir diyeceğiniz bir cihazı sizlere tanıtacağız.
tanıtırken de o kadar uygun bir fiyata kampanya yapacağız ki gerçekten çok şaşıracaksınız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz kumanda, uzaktan kumandası ve dekoder. Evet, bu bir uydu alıcı sevgili izleyenler. 4000 kanal hafızalı, 4000 kanal hafızalı, kanallar yüklü, 41 tane uyduya uyumlu ve şifre çözebilme özelliğine sahip bir cihaz. Evet, 4000 kanal izleyebiliyorsunuz. Gökyüzünde bulunan Eutelsat, TürkSat, Horbit gibi, Sirius gibi tam 41 tane uyduya uyumlu bir cihaz. Kanallar yüklü olarak sizlere gelecek ve en önemli özelliği şifre çözebilme özelliği. Yani ulusal kanallarda oynanan futbol karşılaşmaları, belgesel yayınları, sinema filmleri ve yetişkinlere özel cinsel içerikli artı 18 erotik kanalları şifresiz olarak izleyebileceğiniz bir dekoder. Hem de bir sigara paketi büyüklüğünde, oldukça küçük, kullanışlı. Televizyonunuzun arkasına takıyorsunuz. Hiçbir uydu cihazına bundan başka gerek kalmıyor ve kanallarınızı izleyebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki evimizde kullandığımız dekoderler anlattığınız kadarıyla bunun yanında onlar hiçbir işe yaramıyor. Onların fiyatı 200 liradan aşağı değil. Bu cihaz şifre çözüyor. 4000 kanal hafızalı, 41 tane uyduya uyumlu. Acaba bunun fiyatı ne kadardır diye merak ediyorsanız sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Sevgili izleyenler, normalde evet 150-200 lira aralığında bunun fiyatı ama şimdi tanıtım amacıyla her şey dahil, sıkı durun, sadece 69 liraya, evet yanlış duymadınız, sadece 69 liraya tanıtım amacıyla kumandasıyla birlikte bunu kampanyaya alacağız. Üstelik 40 TL değerindeki kargo, KDV, ÖTV gibi vergi ücretlerini de biz karşılayacağız. Taşıma ve vergi ücretleri de bizden. Her şey içinde kapınıza, ayağınıza teslim fiyatı 69 lira. Hazır mıyız? Hazırız. Ben şimdi numarayı anons ediyorum ve hattı düşüren bütün Mavi Karadeniz TV izleyenleri bu kampanyadan faydalanacaklar. İşte numara geliyor. 0216 alan koduyla 371-05-05. Şu anda ekranın altında da numarayı görüyorsunuz. 0216-371-05-05 süremiz. Kampanyamız başladı. Peki şunu merak edenler, diyeceksiniz ki güzel, hoş, 69 liraya alıyoruz. Hiçbir para değil, güzel. Peki biz bunu nasıl takacağız? Teknik servis mi çağıracağız? Teknik servis çağırsak fiyat yükselir mi diyen izleyicilerimiz. Teknik servise hiç gerek yok, ihtiyacınız yok. Kendi evinizde, kendi elinizle sadece 15 saniyede bağlayabiliyorsunuz. Hemen detaylı göstermek istiyorum. Bakın, televizyonumuzun SCART bölümüne altın uç kısmını takıyorsunuz. Burası oynar başlıklıdır. 360 derece dönebilme imkanına sahiptir. Bu da bazı televizyonlarda biliyorsunuz SCART girişi sağda, bazılarında da solda, kimisinde yukarıda, kimisinde ise aşağıda olabiliyor. Yani her açıdan takılabilme özelliğine sahip bir dekoder bu. Tek yapmanız gereken çanak anteninizden gelen kabloyu benim yaptığım gibi, bakın sevgili izleyenler, takıyorsunuz. Altın uç kısmını televizyonunuzun SCART bölümüne taktınız. Adaptörünü gönderiyoruz. Adaptörünün fişini de yine takıyorsunuz. Son olarak kumanda alıcı gözünü de yine sizlere kutu içerisine gönderiyoruz. Kumanda alıcı gözünü de taktıktan sonra zaten bu bölüm, şu kısım televizyonun arkasında kalıyor. Gözükmüyor. Sadece televizyonunuzun önüne görmüş olduğunuz kumanda alıcı gözünü getireceksiniz. Buradaki yapışkanını söküp televizyonunuzun ön kısmına yapıştırıyorsunuz ve ardından da kumandayı elinize alıp 4000 kanal keyfini izlemeye başlıyorsunuz. Şu anda kampanyamız devam ediyor. Bu set komple kumanda alıcı gözü, adaptörü, kumandası ve şifre çözebilme özelliğine sahip dekoderi, her şey dahil 69 liraya ayağınıza kadar gelecek kampanyada. Son 2 dakika içerisindeyiz. Eğer ki 2 dakika içerisinde hattımızı arar ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun hattımızı düşürebilirsiniz, bu kampanyadan faydalanacaksınız. Hem kumandayı hem de dekoderi yanında aksesuarlarla birlikte kapıya teslim fiyatı sadece 69 lira. 0216 alan koduyla 371-05-05. Evet, 0216-371-05-05. Word veya bonus kart kullanıyorsanız 69 lirayı vade farksız 4 taksitede bölüyoruz. Evet, hatta şu anda kontürünüz azsa,
bu kampanyaya katılmak istiyorsanız, kontrol alacak vaktim yok diyorsanız bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Hat düştüğü andan itibaren kapatıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. Son 2 dakika 0216 371 05 05 dijital uydalıcımızın şifre çözebilme özelliğini olduğunu bir daha söyleyelim. Görüntü kirliliğini ortadan kaybediyor ve erotik kanallar, yetişkinlere özel cinsel içerikli artı 18 erotik kanallar, futbol karşılaşmaları, belgesel kanalları, sinema filmlerini bu cihazımızda sizler şifresiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ve sinyal kalitesini arttırarak cihazımız yüksek kalitede sizlere görüntü sağlıyor. Yeni bir kanal eklendiğinde kendisi güncelliyor, kendisi ekliyor. Kanal frekansı değiştiğinde kendisi güncelleme yapabiliyor. İşte bu müthiş cihaz şu anda sizlere sadece 69 liraya tanıtım amacıyla gelecek. Son bir dakikanız kaldı. Ben şimdi birazdan tanıtımı, anlatımı bitiriyorum ama bir dakika içerisinde hattımızı düşüren herkes 69 liraya bu cihaza sahip olacaklar. 0216 371 05 05 ekranın altında numarayı görüyorsunuz. 0216 371 0505. Ben tanıtımı, anlatımı bitiriyorum ama bir dakika içerisinde hattımıza çağrı bile atsanız bu kampanyadan faydalanacaksınız. Tekrar başka bir kampanyada buluşmak ve görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevdum, dağlar arkasından, yandım da öleceğim.
yarasından, bu yürek yarasından. Evet, reklamların ardından tekrar devam ediyoruz efendim. Ha, burada bize SMS gönderenler var, bir bakalım onları. Selam. Filiz Uzun Sakal Çamoğlu. Bu Uzun Sakal Çam, bu ne, bu nedir? Yani hem eski soyadını hem yeni soyadını öyle mi yapaylar şimdi? Sen öyle mi yaptın Sinan? Doğru söyle. Doğru söyle. Ha. Ya şimdi bayanlarda oldu bir hastalık. Böyle evleniyorlar eski soyadlarında. Mübarek. Yani bu madem eski soyadını bu kadar çok seviyordun, dursan babanın evine. Yanlış mı düşünüyorum? Yani şimdi evleneceksin. Yok işte Fatma işte Fatma Yılmaz Hasanoğlu bilmem. La biraz ne bu işte ya? Yani eşinin soyadını almak yani ayıp mı geliyiz bayanlara, bilmiyorum ki ya. Yani böyle bir şey modunda. Yani bana ne geliyor biliyor musun? Mesela böyle eşini hem eski bu kızlık soy ismini kullanıp hem de ondan sonra eşinin soy ismini alanlar bana şey geliyor. Böyle yani emanet kocaya gitmişik. Emanet. Yani yarın olabilir kocamdan kavga ederim. Eski soyadını da harcamamış olalım. Yani işte yeni ekleneni sileruk devam ederuk. Emanet kocaya gitmek olur mu ya? Emaneten. Bir gidip bir bakı geleyim. Öyle yok. Burak hoş köyün kahvesi değil, içeri birini bakı geleceğim. Bence yani ne var ne yok. Evlendin mi eski soyadını bırakırsın. Yeni soyadını taşırsın. Öyle ya şimdi yani bir tane diyelim üstünde eski bir tişört var. Yeni bir tişört aldın, onu üstüne mi giyiniyorsun? Yok. Birini çıkarıyorsun ne birini giyiniyorsun. Lütfen. Yani bunu da dile. Emrah Cumruk selamun aleyküm. O sadece selam vermiş. Eyvallah. Abdurrahman abi geçen gün amcanlar bizdeydi. Eyvallah. Arif Demirkol. Nereden araya bizi? Benim emicem bunlardaydı. Niye benim emicem niye size geldi? Anlamadım onu Arif. Yani anlasaydım cevap verirdim. Kurban olduğum. Evet. Devam ediyoruz. Ha burada bakalım, bırakmayalım şeyleri. Telefonumuz var. Alo. Alo. Kimle görüştüm? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Kadir Aracı, Güngören'den arıyorum ben. Kadir Bey, Güngören'den arıyorsun. Ne yapıyorsun Güngören'de? Emekli terziyim. Emekli? Terzi. Terziliğin emekliliği de var mı? Tabii, emekli oldum, terzi devam ediyorum. Ha, emeklisin ama Amatya'da devam ediyorsun. Evet. Derler ki terzi kendi söküğünü dikemez, doğru mudur? Vallahi doğrudur. Yani millete bir şey dikmekten kendini attın kenara. Tabii bizimki biraz bedava olduğu için dikemiyor kendimizin yine. Eyvallah. Neredensin? Ben Sinop Boyabat'lıyım. Sinop Boyabat. Evet. Çok hayır göresin. Var mı bize söyleyeceğin bir şey? Vallahi sizden bir ricam var. Bir istek istiyorum. Ne istiyorsun? Erkan abimden Kutlar Sofrasını. Erkan Ocaklı'dan. Rahmetli Erkan Ocaklı. Evet. Gönderirük tabii. Kendine çok iyi bak. İyi dikişler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir terziye ne diyebilir lan? Yani iyi dikişler olur. Başka ne olur? Kurban oldu. Oy oy oy. Kadir Çetin, İsmail Türüt'ten 40'tan sonra isimli parçayı anam ve tüm sevdiklerim için çalar mısın? Kadir, anana yolladığın türküye bak. 40'tan sonra sevdaluk ne saray saray. Bu türkü anaya yollanacak bir türkü müdür kurban olduğum? La ilahe illallah. Rahmetli Erkan Ocaklı'dan dinleyelim bir tane. O Kurtlar Sofrası, Maçka'nın, dur, Maçka'nın deresine köprü yaptıracağım. Dünyadaki hakkım idi, ahirette alacağım. Ey gidi. Allah'ım, ha bu dünyada kime ne borcumuz var ise, bizden ne hak hukuk alacağı olan var ise, ha bu dünyada ödemek nasip etsin bize. Bir tarafa var ya, büyük fırtına var.
Büyük fırtına var. Rahmetli Erkan Ocaklı'dan güzel bir türkü geliyor. Haydi bakalım. Güzel bir türkü Erkan Ocaklı'dan. Erkan abi böyle dinlediğim zaman biraz da böyle efkarlanıyorum.
Evet, selam Abdurrahman abi. Biz Bingöl Adaklı Hasbağlar Jandarma Karakolu'nda şu an sizi izlemekteyiz. Oo! Karakolda oturmuşlar. Memleketin her parçası memleket kadar güzel. Ama sizden güzel slow bir aşk parçası istiyoruz. Giresun, Trabzon ve Rize'ye selam olsun. İyi yayınlar. Şafak Doğan Güneş. Şafak Doğan Güneş yemiş bitirmiş mi? Kaldı birkaç günü mü? Bir günü mü? La onu şey olarak kullanıyordur da. Şafak Doğan Güneş. Bitiriyor o zaman. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Bingöl Adaklı Hasbağlar Jandarma Karakolu'ndaki bütün arkadaşlara selam olsun. Orada görev yapan özellikle asker ocağında olan bütün evlatlarımıza, bütün arkadaşlarımıza hayırlı tezkereler diliyoruz. En kısa zamanda Mevlam annelerine, babalarına kavuşmayı nasip eder inşallah. Evet. Alo. Alo. Kimle görüştüm? Damla Çelebi. Damla? Damla Çelebi. Çelebi. Damla Çelebi. Nereden arıyorsun Damla Hanım? İstanbul Ümraniye. Ümraniye. Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyoruz? Şu an seni izliyoruz abi. Beni izliyorsunuz. Evet. Evde oturmuş. İş güç yok mu? İş gücü senden sonra yapıyoruz. Hele annem senin hastan. Böyle her gün sabah seni açıyor, dinliyor. Kurban olurum. Onun ellerinden öpeyim annenin. O da seni çok öpüyormuş. Çok teşekkür ederim. Nerelisin? Biz Rizeliyiz abi. Neresinden? Merkezinden. Rize'nin merkezinden. Nereden? Kale'den, İslampaşa'dan, nereden? Kale'den, Orta Cami'nin oradan. Orta Cami'nin oradan. Aha. O şeyde, Sarıbaş Cami'nin arkasının oradan mı? Nereden? Aha, oradan. Ha, tamam oradan. Eyvallah. Dur, ora neydi? Koki aldı orayı şimdi. Ne aldı Ray? Toki hani kentsel dönüşüm yapılıyor ya şu an oralarda. Oo, para vurdu size o zaman he? Evet. Oy maşallah. Damla. Efendim abi. Bak pazar günü Ümraniye Meydan'da Hamsi Festivali var. He. Bedava Hamsi dağıtı iyiliği orada. Geleceğiz zaten abi, sen de gelecek misin? Ben orada programı ben sunacağım. Orada anneni de al gel orada bedava tamam. Bir hamsi. Biz zaten meydanın hemen orada oturuyoruz. Oo tamam da desene bir ay sizin oralar hamsi kokar ha. Olsun, biz hamsiyi çok severiz. Eyvallah, kendine çok iyi bak, annenin ellerinden öpüyorum. Var mı benden isteyen? Abi bana böyle bir damar şarkı yollasan. Damar? Evet. Damar nedir abi, şey mi? Tamam. Selçuk Balcı'dan bir tane yollayacağım. Kendine çok çok iyi bak. Tamam, görüşürüz. Abi öpüyorum. Bay bay. Eyvallah. Selçuk Balcı'dan. Abdurrahman abi programını beğenerek izliyoruz. Her sabah senden askerlerimiz için güzel bir türkü istiyoruz. Tamam. Askerlere de gitsin bu. Böyle slow bir aşk meşk falan filan şarkısı. Neydi Selçuk Balcı'nın? Çaldık. Selçuk Balcı'dan çaldık mı? Deniz Üstünde Fener. Reklamdan sonra mı çaldık onu Nüket? Başka ne çalacağım şimdi aşk meşk türküsü? Ne çalalım? Böyle bir aşk içinde damar olsun. Ne bileyim böyle baltalı maltalı böyle kan gövdeyi götüren bir türkü olsun. Nedir? Yok. Başka. Gizem'den çaldık mı? O bir tane böyle bir Slav türküsü var ya, bu boğazları falan atlaya dışarıya. Hangisiydi o? Nasıl? Hayatım paramparça. Alsa damarı paramparça. Kan, efendim nefret, kin, ihtiras. Her şey var bunun içinde. Ondan sonra reklam mı? Reklamdan sonra buradayız. Haydi. Thank you.
Ben yaptım hataları, ben yaptım yanlışları. Düşünemedim gitti bugünü yarınları. Düşünemedim gitti bugünü yarınları. Ben yaptım hataları, ben yaptım yanlışları. Düşünemedim gitti bugünü yarınları. Düşünemedim gitti bugünü yarınları. Ben de el alem gibi mutlu yuva kurmayı, ben de el alem gibi mutlu yuva kurmayı. Unuttum yaşamayı, gülmeyi oynamayı. Ben de el alem gibi mutlu yuva kurmayı, ben de el alem gibi mutlu yuva kurmayı. Elbet elveda derim size günün birinde. Elbet elveda derim size günün birinde. Kader bağladı beni hatalar zincirine. Elbet elveda derim size günün birinde. Elbet elveda derim size günün birinde. Ne yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın.
seni adam sandım. Sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun. Merhaba sevgili izleyenler, mükemmel ve ilginç bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Evet, Mavi Karadeniz ekranlarında birbirinden güzel kampanyalar gerçekleşiyoruz ama bu bölümdeki gerçekten çok ilginç, inanılması güç bir cihazdan sizlere bahsedeceğiz. Bakın, teknoloji nelere kadirdir diyeceğiniz bir cihazı sizlere tanıtacağız. Tanıtırken de o kadar uygun bir fiyata kampanya yapacağız ki gerçekten çok şaşıracaksınız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz kumanda, uzaktan kumandası ve dekoder. Evet, bu bir uydu alıcı sevgili izleyenler. 4000 kanal hafızalı, 4000 kanal hafızalı, kanallar yüklü, 41 tane uyduya uyumlu ve şifre çözebilme özelliğine sahip bir cihaz. Evet, 4000 kanal izleyebiliyorsunuz. Gökyüzünde bulunan Eutelsat, Turksat, Horbit gibi, Sirius gibi tam 41 tane uyduya uyumlu bir cihaz. Kanallar yüklü olarak sizlere gelecek ve en önemli özelliği şifre çözebilme özelliği. Yani ulusal kanallarda oynanan futbol karşılaşmaları, belgesel yayınları, sinema filmleri ve yetişkinlere özel cinsel içerikli artı 18 erotik kanalları şifresiz olarak izleyebileceğiniz bir dekoder. Hem de bir sigara paketi büyüklüğünde, oldukça küçük, kullanışlı. Televizyonunuzun arkasına takıyorsunuz. Hiçbir uydu cihazına bundan başka gerek kalmıyor ve kanallarınızı izleyebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki evimizde kullandığımız dekoderler anlattığınız kadarıyla bunun yanında onlar hiçbir işe yaramıyor. Onların fiyatı 200 liradan aşağı değil. Bu cihaz şifre çözüyor. 4000 kanal hafızalı, 41 tane uyduya uyumlu. Acaba bunun fiyatı ne kadardır diye merak ediyorsanız sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Sevgili izleyenler, normalde evet 150-200 lira aralığında bunun fiyatı ama şimdi tanıtım amacıyla her şey dahil, sıkı durun, sadece 69 liraya, evet yanlış duymadınız, sadece 69 liraya tanıtım amacıyla, kumandasıyla birlikte bunu kampanyaya alacağız. Üstelik 40 TL değerindeki kargo, KDV, ÖTV gibi vergi ücretlerini de biz karşılayacağız. Taşıma ve vergi ücretleri de bizden. Her şey içinde kapınıza, ayağınıza teslim fiyatı 69 lira. Hazır mıyız? Hazırız. Ben şimdi numarayı anons ediyorum ve hattı düşüren bütün Mavi Karadeniz TV izleyenleri bu kampanyadan faydalanacaklar. İşte numara geliyor. 0216 alan koduyla 371-05-05. Şu anda ekranın altında da numarayı görüyorsunuz. 0216-371-05-05 süremiz. Kampanyamız başladı. Peki şunu merak edenler, diyeceksiniz ki güzel, hoş, 69 liraya alıyoruz. Hiçbir para değil, güzel. Peki biz bunu nasıl takacağız? Teknik servis mi çağıracağız? Teknik servis çağırsak fiyat yükselir mi diyen izleyicilerimiz. Teknik servise hiç gerek yok, ihtiyacınız yok. Kendi evinizde, kendi elinizde sadece 15 saniyede bağlayabiliyorsunuz. Hemen detaylı göstermek istiyorum. Bakın, televizyonumuzun SCART bölümüne altın uç kısmını takıyorsunuz. Burası oynar başlıklıdır. 360 derece dönebilme imkanına sahiptir. Bu da bazı televizyonlarda biliyorsunuz SCART girişi sağda, bazılarında da solda, kimisinde yukarıda, kimisinde ise aşağıda olabiliyor. Yani her açıdan takılabilme özelliğine sahip bir dekoder bu. Tek yapmanız gereken çanak anteninizden gelen kabloyu benim yaptığım gibi, bakın sevgili izleyenler, takıyorsunuz. Altın uç kısmını televizyonunuzun SCART bölümüne taktınız. Adaptörünü gönderiyoruz. Adaptörünün fişini de yine takıyorsunuz. Son olarak kumanda alıcı gözünü de yine sizlere kutu içerisine gönderiyoruz. Kumanda alıcı gözünü de taktıktan sonra zaten bu bölüm, şu kısım televizyonun arkasında kalıyor. Gözükmüyor. Sadece televizyonunuzun önüne görmüş olduğunuz kumanda alıcı gözünü getireceksiniz.
buradaki yapışkanını söküp televizyonunuzun ön kısmına yapıştırıyorsunuz ve ardından da kumandayı elinize alıp 4000 kanal keyfini izlemeye başlıyorsunuz. Şu anda kampanyamız devam ediyor. Bu set komple kumanda alıcı gözü adaptörü, kumandası ve şifre çözebilme özelliğine sahip dekoderi her şey dahil 69 liraya ayağınıza kadar gelecek kampanyada. Son 2 dakika içerisindeyiz. Eğer ki 2 dakika içerisinde hattımızı arar ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun hattımızı düşürebilirsiniz. Bu kampanyadan faydalanacaksınız. Hem kumandayı hem de dekoderi yanında aksesuarlarla birlikte kapıya teslim fiyatı sadece 69 lira. 0216 alan koduyla 371-05-05. Evet, 0216-371-05-05. Word veya bonus kart kullanıyorsanız 69 lirayı vade farksız 4 taksitle de bölüyoruz. Evet, hatta şu anda kontürünüz azsa, bu kampanyaya katılmak istiyorsanız, kontür alacak vaktim yok diyorsanız bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Hat düştüğü andan itibaren kapatıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. Son 2 dakika 0216-371-05-05. Dijital uydalıcımızın şifre çözebilme özelliğini olduğunu bir daha söyleyelim. Görüntü kirliliğini ortadan kaybediyor ve erotik kanallar, yetişkinlere özel cinsel içerikli artı 18 erotik kanallar, futbol karşılaşmaları, belgesel kanalları, sinema filmlerini bu cihazımızda sizler şifresiz olarak izleyebiliyorsunuz ve sinyal kalitesini arttırarak cihazımız yüksek kalitede sizlere görüntü sağlıyor. Yeni bir kanal eklendiğinde kendisi güncelliyor, kendisi ekliyor. Kanal frekansı değiştiğinde kendisi güncelleme yapabiliyor. İşte bu müthiş cihaz şu anda sizlere sadece 69 liraya tanıtım amacıyla gelecek. Son 1 dakikanız kaldı. Ben şimdi birazdan tanıtımı, anlatımı bitiriyorum ama 1 dakika içerisinde hattımızı düşüren herkes 69 liraya bu cihaza sahip olacaklar. 0216-371-05-05. Ekranın altında numarayı görüyorsunuz. 0216-371-05-05. Ben tanıtımı, anlatımı bitiriyorum ama 1 dakika içerisinde hattımıza çağrı bile atsanız bu kampanyadan faydalanacaksınız. Tekrar başka bir kampanyada buluşmak ve görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet, reklamların ardından devam ediyoruz. Abdülkerim Köse selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Kerim abi, buradan selamlar gönderiyorum Rize'ye, Abdülkerim abiye. Ali Akgül demiş ki selam abi, bir sorum olacaktı sana. Mavi Karadeniz TV'de Davut Güloğlu Seni Seni şarkısının klibini hiç görmedim. Yeni albümünden hiçbir şarkı çalınmıyor. Bir sorun mu var Davut Güloğlu ile ilgili? Bir hayranı olarak merak ediyorum demiş. Bizden yana bir sorun olduğunu zannetmiyorum ama tabii sanatçılar kliplerini yaptıkları zaman ya kendileri veyahut da basın danışmanları, menajerleriyle kanalları ziyaret ederler. Onlara kliplerini takdim ederler. Yeni çalışmalar... Ne oldu la? Ses denemesi mi yapıyorsunuz? Yeni kliplerini takdim ederler ve o şekilde de klip yayınlanır. Ama galiba öyle bir çalışma yapılmamış. Yani yoksa bizim hiçbir sanatçıyla alakalı öyle bir şeyimiz yok. Ramazan Tek demiş ki evet, pazar günü meydanda buluşalım. Sen Ümraniye meydana geldiğinde bana mikrofondan bağır. Hamsi pişti gel diye, ben de gelirim demiş. Eyvallah Ramazan abi. İnşallah Allah nasip kısmet eder. Yaşarsak pazar gününe kadar hamsi yeruk Ümraniye'de. Bakalım diğer Deniz Sarısoy. Hayırlı yayınlar Abdullah abi. Sinop Türkeli'den selamlar. Ayhan Aptekin'den bir türkü isteyelim. Hayırlı yayınlar Abdurrahman abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah, çok hayır göresin. Hepsini bir anda diyelim. Bu arada az önce Ankara'da Osman abi vardı. Bizim Dursun abi var ya, Dursun Çafoğlu. İkide bir kurcalay. Osman abi aradı beni telefonla. Aradı. Biraz böyle
tehdit varisi de konuştu ama önemli değil. Ama Osman abi benim hiç kabahatim yok. Hep Osya'nın Tursun var ya, Tursun Çafoğlu. Hep bütün böyle lahanalıklar onun başının altından çıkıyor. Biliyorsun onu. Trabzon'dan selamlar Apolas Lermi'den şey çalar mısın? Eşim Ali oğlum, eşim Ali oğlum Vol... Bir saniye şimdi. Eşim Ali, oğlum Volkan, kızım Aybike ve tüm ailem için olsun demiş. Güler Kesat Saral. Eyvallah, bu da iki tane soy isim. O da hadi bakalım, o da devam. Evet, gönder Nükhet bunların hepsine bir tane türkü, geliyorum. Haydi bakayım. Kara yazılarımı nasıl beyazlatayım? Gel yanıma güzelim, sana da anlatayım. Gel yanıma güzelim, sana da anlatayım. Tabole diye diye alalım gardımızı. Emine la Fadime çek su günahımızı. Emine la Fadime çek su günahımızı. Emine la Fadime çek su günahımızı. Emine la Fadime çek. Tabole diye diye alalım gardımızı. Bizi çekemeyenler çek su günahımızı. Bizi çekemeyenler çek su günahımızı. Bizi çekemeyenler çek su günahımızı. Bizi çekemeyenler çek. Aldı yanayı köyüm bayları, aldı ateş yanayı köyüm bayları. Bak benim de yanayı kalbimi çaylar, bak benim de yanayı gönlümü çaylar. Tabole diye diye alalım gardımızı. Bizi çekemeyenler çek su günahımızı. Bizi çekemeyenler çek su günahımızı. Bizi çekemeyenler çek su günahımızı. Bizi çekemeyenler çek.
Evet. Güzel bir türkü Recep'imden geldi. Artık yavaş yavaş da programı da toparlayırız. Suskun Hayat. Kimdi bu Suskun Hayat? Karadere'den Fatma, sıradaki şarkı Uzaktaki Nişanlıma Gelsin demiş. Akın İlhan, selamun aleyküm demiş. Geçerken bir selam vereyim demiş. Eyvallah. Abdurrahman Bey, bu zamana kadar ki hayat tablonu okudum, çok güzel. Bundan sonraki hayatında da daha güzel başarılar dilerim. Size bir sorum var. Rizeliler mi akıllı, oflular mı? Şayet oflular akıllı dersen daha memnun oluruz. Selam ve sevgiler. Hoşça kal. Güzel bir sistem ama. Beyefendi, size bir soru soracağım. Rizeliler mi akıllı, oflular mı? Ama oflular dersen çok memnun oluruz. Selamlar. Aleyküm selam. Allah'ım oftan kimseyi yoksun bıraklasın, kurban olayım. Oflular olmasa bu dünyada ne yapardık ya? Onur Bodur. Lütfen oku, ben Onur Bulancaklılar için Güler Öztürk'ten bir parça çalar mısın? Eyvallah, okumuş olduk onu Onur. Merhaba, iyi yayınlar. Dur. Karışık kuruşuk yazdım da ben toparlamaya çalışıyorum hani. Niye açılmadı ya bu uğruma? Kadir Yasemin Bostanoğlu. Merhaba, iyi yayınlar ve sizleri çok seven bir kardeşin olarak size bayılıyorum. Fıkralarınıza hayranım. Kamil Sönmez'den Yaylanın Soğuk Suyu Deldi Bağrımı Deldi Rica Etsem demiş. Adnan Bostan. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Yaylanın soğuk suyu idi, deldi bağrımı deldi. Üç günlük gelin idi diye bana selamı geldi. Ben Rize'den Barış Uzun Ali, sizden Selçuk Balcı'dan Dağların Karı Yetmez çalmanızı istiyorum. Selçuk'tan çaldım ama. Ya şimdi bazen kızıyorsunuz bana. Hep aynı türküleri yayınlayorsun diye ama dikkat ediyorum, siz de hep aynı türküleri istiyorsunuz. Onun için ben de hep aynılarını yayınlarım sizlere. Evet, toparlayalım. Bir tane türkü dinleyip ondan sonra mı veda için? Yok, direkt veda mı ediyoruz? Tamam o zaman. Tekrar şöyle bir yerimden kalkayım. Serkan Özdemir, merhaba Abdurrahman abi, nasılsın demiş. Eyvallah Serkan'ım, çok hayır göresin. Şimdi son bir duyuruyu da yapayım, huzurlarınızdan ayrılayım. Efendim, cuma günü akşamı, yani yarın akşam saat 21.30'dan itibaren böyle yemekli ailenizle beraber katılabileceğiniz Çavuşbaşı Kasrı'ndayız. Cumartesi günü akşamı Tuzla'da, sahilde bulunan kültür merkezinde, Ağrılı hemşerilerimizle Tuzla'dan Anadolu'ya isimli programımız var. Oraya bekliyoruz. Pazar günü de efendim Ümraniye Meydan'da, Ümraniye Rizeliler Birliği'nin organize etmiş olduğu birinci Hamsi ve Horon festivalimiz var. Bu festivalde de ücretsiz hamsi dağılımı olacak. Zeki Uçkan ve Şükrü Güler sahne alacak. Programı da ben sunacağım. Bu üç programa da müsait olan bütün dostları bekliyoruz. Pazartesi buluşmak ve görüşmek üzere. Sizleri önce her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a, daha sonra kendinize emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Thank you.
Üç gün oldu gelmedin, anar döndü deliye, vurdu endi köye, baktı Ali yatayı serenderun altında, Ali'm, 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 Ali'm.